İğneyi tezgaha koymuştum. Ne yaptın sen? Sermet. Dilruba nerede? Konuşsana, Dilruba nerede dedim. Vay. Gelsene. Ne yapıyorsun? Sana. Söylesene be adam. Anla. Yazıklar olsun. Benimle alay etti. Masasına çağırdı. İşin ne meyhaneti o zaman? Hem buraya giriyorsun hem celalleniyorsun. Şu halinize bakın. Ayakta bile duramıyorsunuz. Yakışıyor mu bir kıza el kaldırmak? Edep yahu, edep. Ne edebi? Bunu buraya sokarsan olacağı bu. Anla, hadi çıkıyoruz. Anla, hadi dedim, hadi. Kıza bak ya. Deli midir nedir? Al bakalım. Sağ ol. Tuttuğun altın olsun. Sen. Olsun. Kim? Kimim ben? Allah rızası için söyle. Kimim ben? Beni tanıyor musun? Sen olsun dedin. Söylesene be adam. Ben kimim? Söyle. Bırak. Başıma bela olacaksın yine. Dur. Ne?
Bir kere de laf dinle. Bir kerecik anla. Ne iş açtın başımıza, gördün mü? Senin meyhanede işin ne? Neden girdin oraya? Deli misin sen? Ben sana yardım etmek istedim sadece. Etme. Bana yardım etme anne. Dilruba'nın yerini öğrenecektim. Her şeyi mahvettim. Hadi sıvışalım buradan. Dilruba. Sakin bir yere gidelim, konuşuruz. Hadi. Hadi gelin. Hadi. Adam derdimi merak edip sana kadar gelmiş ha. Öyle. Ne konuştunuz siz? Seni sordu, yok dedim. Ne konuşacağım elin adamıyla? Sen nereye gidiyordun bu vakitte? Çarşıya kadar gidip gelecektim. Akşam akşam ne işin var çarşıda? Bugün Ragıp Efendi bir kız emanet etti bana. Hatta biliyor seni. Ahmet diye biriyle mutfağa gelmiş. Ne? O kızı mı getirdin eve? Ne yapayım oğlum? Yersiz yurtsuz kalmış kızcağız. Aldım geldim. Ama tutturdu ben çarşıya gideceğim diye. Arkamı dönmem de çıkmış gitmiş. Allah Allah. Ne diye kabul edersin elin kızını eve? Sevaptır dedim oğlum, ne bileyim. Yalnız kız. Sen bir gidip baksan çarşıya. Baharatçı İhsan Usta'ya sorsan. Hiçbir yere gidemem ben. Nasıl gittiyse öyle gelsin. Aa oğlum. Huysuzluğun sırası mı şimdi? Kız emanettir. Ben bakarım öyleyse. Tamam tamam. Tamam. Sen gir içeri. Ben bir koşu sorar gelirim. Vah yavrum vah. Bir şey mi yaptı o adam sana? Ne oldun böyle? Gece vakti nasıl bırakırsın kızı tek başına? Ha? Hem de dilenciye çorba götürmek için. Beyim, vallahi bir lahzacık boş bıraktım. Büyük hanım çağırmıştı, onun yanına geldim. Sefer Efendi'ye kızmayın. Onun bir günahı yok. E ne bu halin o zaman evladım? Sen olsun dedi bana. Beni tanıyordu. Yüzüme baktı durdu. Nereden tanıyormuş seni? Adını sanını söyledi mi? Hayır. Kaçtı benden. Başıma bela olursun gibi bir şeyler söyledi. Arkasından koştum ama yetişemedim. Kim olduğumu öğrenecektim. Kaçmasaydı öğrenecektim. Dur dur, üzülme öyle hemen. Demek ki buralısın. Tabii ya. Seni tanımış baksana. Nasıl adamdı bu dilenci? Teferruatlı bir tarif et bakalım, belki buluruz. Bulur muyuz sahiden? Böyle bir gözü kördü, çirkin bir adamdı. Bu şehirde bir sürü kör dilenci var. Görsen tanır mısın onu? Tamam. Aklımda bir çare var. Ama yarını bekleyelim validem. Yarın ola hayrola. Sefer Efendi, sofrayı kurun artık. Emredersin sanım. Büyük iş açıyordun başımıza hanım. Sen anlayı bırak da soruma cevap ver artık. Dilruba nerede? Ben o dediğin kızı tanımam. Ama iğnesi sende. Ne malum onun olduğun? Karıştırıyor olmayasın. Karıştırmam. O iğneden bir tane var. O da Dilruba'daydı. Sen şu işi bana doğru düzgün bir izah et hele. Senin aradığın kimdir? Neden ararsın? Ben sevdiğimi arıyorum. Adı Dilruba. Seferde esir düştüm ben. Dilruba bunu öğrenince yola düşmek için evden ayrılmış. O gün bugündür haber yok. Hay Allah. Üzüldüm şimdi anne. Demek sevdiğini ararsın ha? Lafı dolandırıp durma be adam. Madem Dilruba'yı tanımazsın, o iğneyi nereden buldun? Öfkelenmekte haklısın kardeşim. Ama unuttuğum bir mesele var. Ben sarrafım. Bana her türlü mal gelir gider. Hepsinin sahibini tanır mıyım sanırsın? E kim bilir kimindir? İyi de bu iğneyi sen alıp getirmişsin.
Arkadaşın öyle söyledi. Doğru. Ben getirdim. Ama ben Dilruba falan tanımam. Bir adamdan aldım ben o iğneyi. Kim o adam? Nerededir? Gezgindir. Yerleşik değildir. Mal getirir, götürür. Nereden baksan... 3 gün olmuştur ben o iğneyi alalım. Benim o adamı bulmam lazım. Allah aşkına. O adam Dilruba'nın yerini biliyordur belki de. Hay Allah. Kim bilir nerededir? Ama onu sana bulabilirim. Sahi mi? Hı-hı. Bulur musun? Hadi hemen götür beni o adama. Dur dur. Soluklan kardeşim. Bu tür adamlar öyle ha deyince bulunmazlar ki. Ama sorup soruştururum senin için. Vaktim dar. Dilruba'dan bir haber için canımı vermeye razıyım ben. Sen bana bekle diyorsun. Bekle dediysek senelerce bekle demedik kardeşim. Yarın olmadı öbür gün buluruz Allah'ın izniyle. Allah senden razı olsun. Kusura bakma. Sana da çıkıştım öyle. Olur öyle, mühim değil. Yarın çarşıda görüşürüz. Haber ederim ben sana. Müsaadenizle. Biz de vakitlice eve yollanalım. Ha? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tüh tüh. Hadi biz de gidelim. Ben o pişmanlığı 20 senedir içimde taşıyorum zaten. Yüzüme vurma. Yapma. Ah be Emin efendi. Ah. Sen kendi hatanın bedelini ödedin 20 senedir. Ben... Ben sana sevdalanmadım. Onca sene, onca acı, keder, 3-5 akçeyle mi sileceksin gidip giden senelerin acısını? Ben çok üzüldüm. Çok gözyaşı döktüm Emin. Vaktiyle sen bir kerecik önüme çıkıp sorsaydın. Hayırlı akşamlar. Bir kerecik. Kim dedi sana o iğneyi teşhire koy diye? Başıma açtığın belaya bak. Allah Allah, bana niye kızıyorsun ya? Ben nereden bileyim iğneyi kimden aldığını? Hem o kızla ne alakan var senin? Sana ne? Sermet, uzun zamandır arkadaşız. Hani söz vermiştik aramızda gizli saklı bir şey olmayacak diye. Ama sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Ben nereden bileyim? Müneccim miyim ben? Kızın kendisinden aldım. Kendisinden mi? Hı hı. Kız nerede? O gece... kızın evinin oraya gittim. Sokakta onu gördüm. Dilenciler parasını alıyordu. Yardım ettim. Rumeli'ye gidecekmiş bu Ahmet'i bulmaya. Birlikte yola çıktık. Rumeli'ye yakın bir yerde mola verdik gece. Karanlıkta korkar dedim. Yanına yaklaştım. Yanlış anladı. Benden korktu. Kaçmaya başladı. Mani olmaya çalıştım. Durduramadım. Kaçarken ayağı taşa takıldı. Yere düştü. Kanlar içinde yatıyordu. Baktım nefes almıyor. Korktum. Üstünden iğneyi aldım. Öylece bıraktım oraya. Kızı öldürdün mü? Ne öldürmesi be? Kız iyi. Ha. Evde. Sizin evde. Hı hı. Allah'ım ya Rabbim, sen benim aklıma kayıt ol. Adam sen delirdin mi? Kalkıp bir de kızı eve mi getirdin? Sermet, o kızın ne işi var senin evinde? Ben getirmedim. Ya Ferhat gelirken bulmuş. Bakmış yaşıyormuş. Almış getirmiş. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun.
O kız saray hekiminin kızı. Başın çok büyük derde girecek be Sermet. Çok büyük bir derde girecek. Ne yapacağız şimdi? Aklını kaybetmiş zavallı. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ya hatırlarsa? Ya senin onu kovaladığını hatırlarsa? Hatırlamazmış. Hekim geldi gördü. Yok yok yok. O kız seni ipe götürür. Ondan kurtulmak lazım Sermet. Kurtulmak mı? Ya her şeyi hatırlar da kalkıp Ferhat'a anlatırsa o zaman başına ne gelir bir düşün bakalım Sermet Efendi. Ya. Biraz acele edin. Musa amca bizi bekliyor. Daha da gelince ne olmuş ki? Oh, bu yemeği de pek severim. Onu Nilüfer yaptı. Gördüm yaparlarken. Bal gibi olmuş bu. Çok kaçırmışsın tatlısını. Tadını bozmuş. Ben anladım. Balı fazla kaçırdı ama ses etmedim. Balı ben koymadım ki. Canım ilk kez yapıyor canım. Nereden bilsin bunca az yemek yapmayı? Bu kadar oldu işte. Yo, tatlı değil, çok da lezzetli olmuş. Bas bayağı tatlı. Ben yemem bunu. Yahu sen bakma Gülşah. Gülşah sinamekidir biraz. Hiçbir şey beğenmez. Küçükken de böyleydi. Hiç de değil. Yahu bir de kızıyorsun, yalan mı? Hep yemek seçerdin değil mi validem? Her sofrada bir yaygara koparırdın. Rahmetli Atıf Efendi de hiç kıyamazdı. Gülşah mızmızlanınca kızıma ne istiyorsa onu pişirin derdi. Ya. Sen bana kızıyorsun ama o adamlar benimle alay etti. Ben de ağızlarının payını verdim işte. Sen buna ağzının payını vermek mi diyorsun? Adamın kafasına tabureyle vurdun. Bak anne. Burası senin köyün değil. Burada istediğin gibi davranamazsın. Bu akşam yaptığın şey... Bak burada kadınlar meyhaneye gitmezler. Geceleri sokakta dolaşmazlar. İyi de yalnız değildim. Sen vardın yanımda. Anla, sen beni takip ettin. Bak, eğer burada kalacaksan... Benim istediğim gibi davranacaksın. Kendi başına buyruk hareket etmeyeceksin. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Annem seni çok merak etmiş. Beni hemen çarşıya yolladı. Demek Anna'ya yardım eden senin annen. Hı. İhsan Usta da seni. Ben de gidiyorum şimdi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ahmet. Hazır mı sofra? Hazır hanımım. Bir çorba ısınacak. Git koy ateşe. Rasim Efendi şimdi gelir. Hazır olsun her şey. Leyla Hanım'ın yemeği? Hazırla bir siniye, odasına getir. Ah be kızım, ah be kızım. Nereye kayboldun kaşla göz arasında? Meraktan deliye döndüm. Ben Ahmet'i görmeye gitmiştim. Bir daha böyle kafana göre çıkıp gitme. Emanetsin sen. Ödüm koptu bir şey olacak diye. Hadi, hadi oturun. Karnınızı açtır şimdi, hadi. Geç kızım. Hadi oğlum, soğumadan gel doyur karnını. Oğlum? Siz yiyin, benim canım istemiyor. Emin? Oğlum hasta falan mısın yoksa? Başka bir şey mi istiyorsun? Ne yapayım sana? Ben uyuyacağım. Hayırlı geceler. Kendini bunca harap etmeye. Aşk dediğin gelir geçer. İstikbalini yakmaya değer mi? Bunu gel kalbime anlat. Bu kadar çok mu seviyorsun onu? Çok. Her şeyden çok. Hiçbir bakımdan sana denk değil.
Herkes dengine mi sevdalanır anne? Kimi zaman bir tebessüme, kimi zaman bir çift kara göze. Bazen tek bir ana sevdalanırsın. Onu çok seviyorum. Onun kalbini seviyorum ben. Bir bilsen, o kadar iyi ki yüreği. Unutursun. Evin yuvanı kurduğunda ne emin kalır, ne başka şey. Hanımım, Rasim Bey geldiler. Ateşin düşmüş. Bir şeyler ye. Ben de bir babana bakıp geleyim. Hı hı. Küçük hanım, hadi küçük hanım. Bir şeyler yiyin de ilacınızı vereyim. İstemem. Götür onları. Ama... Baba. Babam bizi hiçbir zaman muhtaç etmedi. Baba. Baba. Nilüferleri de pek kıymetliymiş. Yün yorgan vereyimmiş. Gözümün nuru, ömrümün sebebi güzel. Yine hep yaptığım gibi... Saray burnundan yazıyorum sana bu mektubu. Çünkü burası bana seni hatırlatıyor. Neden biliyor musun? Neden? Bak laflara bak sen. Tövbe estağfurullah. Kim yazmışsa bu mektubu böyle. Bunu saklarmış meğersen göğsünde. Vay seni vay. İnşallah yarın hayırlı bir haber getirir Sermet Efendi. İnşallah ustam. Ustam çok yandı bu. Keten doğum merhemi mi? Hı hı. Küçükken de ne zaman düşsen bir yerini paralasan bundan sürerdik. İzleri bile hala durur dizlerim. Sakardın biraz be evlat. Önüne mi bakmazdın nedir? Sakardım ya. Küçüktüm. Kimsesizdim. Çok düşerdim ama bilirdim. Ne zaman tökezlesem beni tutup kaldıracak. Yaralarımı saracak. O merhametli eliyle başımı okşayıp beni teselli edecek bir insan ustam var. İyi ki beni almışsın yanına. İyi ki ustam, babam olmuşsun. İyi ki sen de benim oğlum olmuşsun. Ama korkuyorum be Ahmet. Geldin geleli halin hal değil. Düzelecek ustam. Dil rubamı bulayım. Her şey eskisi gibi olacak. İnşallah, inşallah. İnşallah. Hayırlı akşam. Hayırlı akşam. Ahali yattı mı? Yattı. Bir tek Nilüfer kaldı. Salonda oturuyor. Karnınız aç mı? Sofra hazırlayayım mı? İstemez. Git sen yat. Tamam. Senin için katlanmaktayım bunca şey. Sen yanımda, yakınımda ol diye. Gönlümü aldın, yüreğime düştün. Sen de sev beni. Seni sevdiğimin yarısınca.
Oğlum, niye kalktın sen? Bırak şunu artık. Neyi bırakayım? Yapma bunları, işleme! Emin? Ne oldu oğlum? Çalışmayacaksın artık. Kimsenin ağzına laf vermeyeceksin. Ben para getiriyorum. Benim kazandığım ikimize de yeter. Bundan gelecek paraya ihtiyacımız yok bizim. Kime laf vermişim? Ne diyorsun sen? 3 kuruş para için arkandan konuşuyorlar. Yapma, bunları işleme! Dalga geçtiler benimle. Sana bakamıyorum, geçimimizi sağlayamıyorum diye alay ettiler. Bu bez parçalarıyla aşağıladılar beni. Kim? Leyla'nın annesi. Babam bizi düşünmemiş. Bu paçavralarla geçim mi olurmuş? Sana yardım edecek, geçimine katkıda bulunacakmış. Oğlum. Leyla'yı fakiriz diye bana vermiyorlar anne. Paramız yok diye. Babama bile kara çalmaya kalkıyorlar. Allah sabredene yardım eder oğlum. Sabret. Sabret. Pirimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri aşk için der ki, aşk bilmektir sevgili, bir tek yarı bilmek. Onu candan dahi daha aziz bilmektir. Ondan gayri bildiklerinin hiçbir şey olduğunu, dünyanın onunla mana bulduğunu bilmektir. Onun selamı ile gelen bela olsa eyvallah diyebilmektir. Yardan gelen bela için gam çekmeyi bilen gönül ne güzeldir. Bu belaya sabretmek, onu bir nişan gibi sol yanında sabırla taşımak ne güzeldir. Öyle değil mi Emin Efendi? Hüzün ki en çok yakışandır aşıklara. Yandık, yakıldık ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz masum bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yarimden de der Mevlana. Bu gecelik burada bitirelim. İnşallah yarın gece devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Umudunu bir mendilin ucuna asıp beklediysen onca zaman, şimdi eyvallah deme zamanı değildir. Unutma, gecenin en karanlık olduğu vakit güneş doğmadan hemen öncesidir. Şimdi söyle bakalım, bir taşa takılıp sendeledin diye yolu değiştirmek mi gerekir, yoksa taşı yoldan çekmek mi? Taşı yoldan çekmek ve dümdüz yürümek gerektir efendim. Öyleyse yolun açık olsun Emin. Hayırlı geceler.
be çocuğum. Kusura bakma Özgür Aga. Acelem var, dükkanlar bana emanet. Yaz tahtaya. Yaz tahtaya, al haftaya. Alabilirsen bakalım. Tövbe tövbe. Gelen giden olmadı değil mi? Kime bakıyorsun sen öyle sabahtan beri? Şu kuyumcunun sahibini bekliyorum. Ne yapacaksın onu? İşim var. Allah. Hay Allah, usta hakkını versin. Buyur bey amca. Bu dükkanın sahibi olan efendi yok mu? İşi vardı biraz. Ben bakıyorum şimdi. Ne istiyorsan vereyim, buyur. Ben biraz pirinçle biraz da fasulye alacaktım. Lakin şimdi parasını ödeyemem. Sonra versem. Kusura bakma bey amca, dükkan benim değil. Selamünaleyküm usta. Anladım evladım. Sağ ol. Kerem, gel oğlum. Gel gel, koş. Koş çevir şu adamı. İstediklerini ver, ben ödeyeceğim. Tamam mı? Ama adama söyleme, eksiklik kalmasın bana karşı. Koş hadi, koş koş. Bey amca, bey amca! Dur dur, gel gel. Sadaka belaları def eder der Peygamber Efendimiz. Bu aralar başımız dertten kurtulmuyor be oğlum. Biraz pirinçle, biraz da fasulye alacaktır. Tamam tamam, gel gel. Ben doldurayım. Buyur bey amca. Allah razı olsun senden evladım. Kendim için değil, evde torunlar var da. Parasını ben vermedim ki. Sağ ol evladım, sağ ol. Allah gönlünün muradını versin evladım. Allah seni sevdiğine kavuştursun. Amin, amin. Allah razı olsun evladım. Hazır ola. Selametle, selametle. Konuştuklarımız aramızda kalsın. Uyulmasın. Sen öyle diyorsan öyle olur beyim. Söylediklerimi unutma. Eğer ağzından yanlış bir kelam çıkacak olursa yakarım seni. Tamam beyim. Sen ne diyorsan öyle olur. Hepsini bir bir kazıdım aklıma. Ben dükkana girdikten sonra bekle. Sonra arkamdan gel. Gülşah kalkmadı mı daha? Kalktı hanımım, dadı hanımla. Sermet nereye gitmiş sabah körü? Bilen yok mu? Sabah ezanı vaktiydi. Çıktı gitti beyim. Allah Allah. Karnımızı doyurup biz de çıkalım o zaman vakitlice. Nereye gideceğiz? Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar kızım. Dün sana aklımda bir çare var demiştim. Hı hı. O dilenciyi bulabilecek birini tanıyorum galiba. Kimmiş o? Dilenci Ketüdas. Çakır namlı bir adam var. Şehri İstanbul'un bütün dilenci takımını bilir. Onlara dilenme ruhsatını bu adam verir. Hı, peki nerede bu adamın yeri? Balat'ta. İzbelik bir yerleri var. Orada durur diyebilirim. Gidelim bir konuşalım. İyi akıl etmişsin evladım. Ben de geleyim sizinle. Nilüfer kızımız yalnız kalmasın. Emanettir neticede. Sen zahmet buyurma oralara kadar anneciğim. Ben Nilüfer'e arkadaşlık ederim. İyi ya. Karnımızı doyurur çıkarız o vakit. Gece sana neden bağırdı? Mendil işliyorum diye hafife almışlar bizi. Alay etmişler eminimle. Ben çalışır bakarım sana diye kızdı bana işte. Kim yapmış bunu? Leyla'nın annesi. Evvelden beridir sevdalılar birbirlerine. Bir ara gidip isteyecek olduk Leyla'yı. Annesi Hatice Hanım davul bile dengi dengine deyip kızı Evliyazadelerin torununa verdiklerini söyledi. O gün bugündür Emine'nin yüzü gülmez oldu. Seviyorsa neden başkasıyla evlenmeyi kabul ediyor ki?
Anaya babaya karşı durulmaz ki güzel kızım. Onlar istedikten sonra Leyla'nın sözünün hükmü kalır mı sanırsın? Eskisi gibi varlıklı olsak gidelim dikilelim karşılarına. Biz talibiz kızınıza diyelim. Ama elde yok, avuçta yok. Bir de üstüne dünya kadar borcumuz var. Elimiz kolumuz bağlı. Razı geldik kaderimize. Ona borcun olduğunu neden söylemiyorsun? Söyleyemem. Emin, babasının borçlu öldüğünü bilsin istemedim. O seferdeyken rahmetliden kalan borcu ödemek için gidip para aldım çakal denen tefeciden. Bu ev karşılığı verdi parayı. Tek varımız bu konak. Eminim de bu konağa güvenir. Evimiz var çok şükür. Çalışır bakarım Leyla'ya der. Bir bilse. İnşallah buluruz adamı. Belki de az sonra kim olduğumu, yerimi yurdumu öğreneceğiz. İnşallah. İnan benim de tek arzum bu. Her zamanki vakitte gelmeni hasretle bekleyeceğim. Sen tanırsın bu adamları Abad Efendi. Bir soru soruştur bakalım. Gülseren Hanım'ın bu borcu kimeymiş? Yardımcı olacaklarını pek sanmıyorum ama ben yine de bir sorayım. Öğrenebilirsen ne kadar olduğunu da öğren. Gerekirse bunları da kullan. Gerek yok bunlara. Ben hallederim. Al sen al. Bilirim böyle adamları. Sarıyı gördüler mi dilleri çözülüverir. Bir bir anlatırlar tüm bildiklerini. Ben artık gideyim. Uğrayacak birkaç yerim daha var. Sen benden haber bekle. Bir iki güne dönerim. Eyvallah. Eyvallah. Selametle. Ustam, Bursa'dan Ömer Efendi gelmiş, ahbabınızmış, dışarıda sizi görmek istiyor. Oo, nicedir görüşmedik. Buyur etseydin ya evladım, niye dışarıda bekletiyorsun? Divanı çıkacakmış, vakti varsa avluya gelsin, bir göreyim kendisini dedi. Ben bir gidip bakayım o vakit. Talihin varmış, kötü birilerine de rast gelebilirdin. Zira Ferhat'ın seni bulduğu yer ıssız bir yol kenarıymış. Allah razı olsun. Ferhat Bey çok iyi biri. Sen de öylesin. İyidir Ferhat. Çok merhametlidir. Yiğittir, sözünün eridir. Hep şükrediyorum Rabbime. Karşıma onun gibi bir insan çıkardı. Yüreğime onun sevdasını düşürdü diye.
Yakında düğününüz olacakmış. İnşallah. Sana olan alakasını yanlış anlamıyorsundur inşallah. Yok, olur mu öyle şey? Ferhat Bey bana yardım etti. Hayatımı kurtardı. Alakası merhametten. İyi. Baştan konuşmuş olalım istedim. Yanlış anlamaya mahal vermeyelim, değil mi? Tabii. Hadi, hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam usta, tamam usta. Ya bize yardım edin hadi. Geldim. Usta. Emin ustayı gördün mü? Gördüm. Avluya çıktı o. Bursa'dan akrabası gelmiş, onunla görüşecekti. Bursa'dan mı? Emin usta Bursalı mı? Bursalı ya. Niye şaştın? Biz de Bursalıyız. He, demek hem adaşsınız hem hemşeyi. Ha, bu Emin Usta'nınmış. Kiler kaydı dediler. Ne yapayım? Tamam, masasına bak, gelince bak o. Hı-hı. Allah Allah. Bu mendilin ne işi var burada? Sermet! Kardeşim, sen neredesin ya? Ne yapacaksın sen benim? Ahmet denen oğlan sabahtan beri eşi aşındırıp duruyor. Seni soruyor. Ben de onun müşkilini hallediyordum. Bilmiyorum deseydin keşke. Yok adamı bulurum, yok bilmem ne. Yani durduk yere başına dert açacaksın. Hı. Başıma dert mi açacağım? Ya. Bazen kafan hiç çalışmıyor Hülasa. Ahmet denen beladan temelli kurtulacağız az sonra. Git sen geldiğimi haber ver. Hadi, hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sermet geldi. Ustam, ben gidiyorum. Hı hı. Ne oldu? Buldun mu adamı? Nerede? Az otur soluklan. Eli kulağındadır, gelir şimdi. İhsan efendi hayırdır? Kolay gelsin hayırlı. Ya, eyvallah. Dilruba'nın iğnesini alan adamı bulacaktı Sermet efendi. Ahmet fırladı gitti. Bir bakayım. Ben de geleyim. Gel hadi. Ne oldu evladım, haber var mı? Adam gelecekmiş, onu bekliyoruz. Ha. Ah. Kusura bakma Sermet bey oğlum, telaştan selam veremedik. Hayırlı işlerin olsun. Estağfurullah İhsan efendi. Telaşınızı bilirim. Buyurun oturun. Gel ustam. Buyur ustam.
Ne zaman gelecek bu adam Sermet Efendi? Yani gelse de bir an evvel söylese. Böyle şeyler de söylenmez ki. Sen bir şey biliyorsun. Ne biliyorsan Allah aşkına söyle. Dilruba'ya bir şey mi oldu yoksa? Burayı hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Senin ne işin olur ki burada? Yoksa eskiden dilenci miydin? Ne biliyorsun? Saklama artık. Adamı beklesek? Evladım, ne biliyorsan söyle. Artık dayanacak takatimiz kalmadı. Adamı buldum. Konuştum. Dilruba'yı tanımıyor. Ama iğneyi kendisine getiren adamlar Dilruba'yı görmüşler. Tabii eğer oysa. Nerede? Nerede görmüşler? Rumeli'de. Yerli yakınında ıssız bir dere kenarındaymış. Aynı yerlerdeymişiz. Kanlar içinde yatıyormuş. Bakmışlar üstünde yüklü bir para var. Bir de bu iğne varmış yakasında. Neyi var neyi yoksa almışlar. Peki ya kıza kimse yardım etmemiş mi? Kız ölüymüş. Kız ölüymüş, Kurda kuşa yem olmasın diye. Orada açtıkları bir mezara gömmüşler. Ölüymüş. We'll be right back.